Sayın Divan, Sayın Meta Başkan Yardımcım, BİKAL Genel Başkanım, Bilgi Federasyonu Devlet Federasyonu Başkanı, Bilgi Yaratım Başkan Yardımcısı ve üyeleri, tüm derneklerimizin başkan ve yönetim kurulu üyeleri, bayanlar, baylar, iş adamlarımız, ismini sayamadığınız bütün Bitlis derneklerine başkanlarını hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Fakat uzun ara verdim. Bilgiyattan sonra, Bilgiyat Genel Başkanlığı'ndan sonra uzun bir ara verdim. Mikrofon biraz daha böyle senin bir ara görünce biraz daha böyle dilimi tuturdu. Aklınıza sığınıyoruz. Şimdi öncelikle Adnan abi bu işin fikir babası ve özellikle Sebep Bey'den sonra Adnan Bey organizasyonunda burada bulunmakta ev takipinden dolayı başta Adnan abi olmak üzere divan üyelerine, bütün hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a ikram olsun. Özellikle Yaşar abimizin, Yaşar İngiliz abimizin böyle güzel konuşmalarından dolayı ve Sırat Burası başkanından dolayı Sırat Burası'nda yönetimden yönetmeliyiz. Ondan unutuyorum. Ve bu siyasi hayatımızda yola çıkan Selim kardeşimizi, İngiliz Kadın Başkanı ve Esengül kardeşimizi de tebrik ediyorum. Allah yolunu açsın. Şimdi tabii biz İstanbul'da 35 yıldır ziyaret ediyoruz. Bitlis merkezindeyim ve 2002 yılında bir AK Parti üye olmamdan dolayı, kurucu olmamdan dolayı Bitlis'te siyaset yaptık ve İstanbul'da yaptık. Üsküdar'da kurucu üyeyim ben aynı zamanda. İl genel meclisi yaptım. Ama siyaseti iyi yaptım. Bunları açıkça söylemek istiyorum. Ve 35 yılda da Bitlis'te 20 metre bakal dükkanına şu ana kadar aile şirketinden diğerlere gelmeye çalıştım. Burada amacımız insanlara nasıl yardımcı olabiliriz, neler yapabiliriz, hem siyasette hem siyasette. Ve zaman geçti, Bilgiat Bitlis Genç Adamlar Derneği kurduk, hiçbir zaman orada siyaset yapmaz. Orada siyaset kimliğine girdik ama gömleğimizi çıkardık, siyaset yapmadık. Hasan abiye tebrik ediyorum ve Metal da tebrik ediyorum. İnanlar hiç yapmadıklarından dolayı çok da bir noktaya değindi. Birimiz de ticaret ve Abdan içeri girmez. Biz de hiçbir zaman Bilgiat'ta ticaret içeri girmedi, siyaset ama ticareti yapmaya çalıştık, bir şeyler yapmaya çalıştık. Ben Sefer Bey'i özellikle çok teşekkür ediyorum fikir bağlamından dolayı. Ben böyle bir yola çıkma gibi bir düşüncem yoktu. İşin Allah da bilir, ben il yönetimine girmeyi düşünüyorum. Ama o kadar, yani o kadar arkadaşlarımdan teveccüh gördüm ki, ya dedim acaba mı diye düşünmeye başlarken bir anda kendimizi burada görmüş olduk. Tabii şimdi bu eralar son bir yola çıkmışken veya diğer arkadaşlar bu isim önemli değil. Yola çıkmışken siyaset anlamında ve ticaret anlamında birlik beraberlik olmak sürece bunu yapamayız. Şimdi bir sayısı soruyu güçlü denklem var. Bir diyoruz, biz bir kişiden ibarettir. Birin yanına bir dayı dersek normal 11 olur. 11 kişiden ibaret olur. Onun yanına bir daha eklediğimizde 111 olur. Evet, 111 kişi bu memleketi güzel bir şekilde yürütür. Biz hiçbir zaman ben kendim bir dizide siyaset yapmayı düşünmüyorum. Ama İstanbul'a böyle talep gelince, arkadaşlarımıza böyle öneri gelince düşünmeye başladık ve bunun kararını verdik. Eğer ki ben de şöyle bir şey görebilirsek, yukarıdan Tayyip Bey'den olsun, Diler Başbakan olsun, tabii görüşüyoruz. Bizi de çok iyi tanıyorlar, biliyorlar. Böyle bir durumda, böyle arayımızı açmamış bulunacağız Allah'ın izniyle. Yani bulunduk diyelim. Bulunma aşamasında bulunacağız Allah'ın izniyle. Ama bir Erol Ersan'la bu iş olmuyor. Selim abinin çıkmış olan bir Selim abinin olmuyor. Bir Esen'in kardeşinin çıkmış olan olmuyor. Bunu desteklemem. Yani bir ister olarak buna desteklemem lazım. AK Parti, B Parti, C Parti sayılır. Biz ilk önce Ümmet-i Muhammed'in ümmetindeyiz, ondan sonra Bitlisliyiz. Biz bunu eğer ki bu iki denklemi göz önüne alabilirsek yolumuz açık olur. Biz zaman zaman siyasi arkadaşlarımıza çok destek veriyoruz. Meclis üyelerimize verdik, işte ilçe yönetmeninden arkadaşlarımıza.
Demek bunların önünü açtı. Hasan Ağabey'in abilerini söyledi. Başkanlarımız Bitlis'te İstanbul'daki metropolde bir tane belediye başkanımız oldu. Bunun her toplantıda bile getirdi. İki tane üç tane belediye başkanı var. Yardımcı arkadaşlarım var. Bir Besim abi. Geçen dönem Adnan Bey. Bir de Mehmet Çelik. Mehmet Çelik. Bir de Sufi Bey var. Ya bu bizim var ya, bizim eksikliğimiz arkadaşlar ya. Bizim eksikliğimiz ya. Ve bu arkadaşların üçü de kendi imkanlarından gelmişler olarak oturmuş. Bugün medet devriyoruz. Allah razı olsun. Veya ayrıca veya diğer milletvekili herkesin yapmış olduğu icraatlardan dolayı, biz yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ama Vedat Bey bugün hiç kimsenin ihtiyacı olmadan direkt genel başkan yardımcısı oldu. Niye oldu? Hiçbir bilgisinin desteğini olmadan oldu. Ama bu genç burası kimliğin ilahtı. Evet, bugün buradan bir aday çıkacaksa şu görmüş olduğum ailenin bilgisi, dernek başkanları olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarının başkanları olmak üzere onlara sesle çıkacağım. Bunu net bilin. Çünkü arkada böyle bir güç olacak çıkacağım. Biz bilgi hatta baştan, genel başkanlığa baştan bir proje var. Arkadaşlar biliyorum. Dedim ki, ben buraya önerimden söylemiyor değil mi? 20 bin kişi kaybeyi Sinan Erdoğan'a getireceğim. Ama olmadı. Yapamadık. Niye yapamadık? Hem zamanımız geçmedi hem de o dönemde bir seçim çalışması olmadı. Amaç neydi? Oradan bir başkan çıkaracaktık, oradan bir belediye başkanı çıkaracaktık. Kaysan bile bir kişi çıkaracaktık ama bu şeyden İstanbul'da. Bir kişi zaten çıkıyor, bir kişi zorunumuz yok. Bir kişi bir şekilde çıkıyor. Ama İstanbul'da bir kişi temsil eden bir tane arkadaşımız yok. Bir tane mecliste bir tane arkadaşımız yok. Bu Hasan abi niye olmasın, işte Bekir Bey niye olmasın, Yaşar Bey diyor ama isim önemli değil. Biz Barış Bey yok, önemli değil. Ama önemli olan burada gerçekten iyi bir aday çıkarak hep beraber destekleyelim. Olabilir mi? Ben isterim ki 12 günden çıkalım ya. Ama zamanımız az. Böyle bir düşünceyle buraya gelmiş, gelmiş bulmak değil. Allah'ın izniyle biz elinden geleni yapacağız. Siz de eğer size destek verirseniz, terör insan olarak da yani, olsun ve olmaz. Ben her zaman hemşehrinin hizmetini oldum. Ve ben açık sözlüyüm. Yapacağım işi varsa ya yapıyorum diyor, ya yapamıyorum diyor, kimse yapmıyor. Siyaset yapmamış kimse. Bir tanesi Erol Ersan başlattım hatta konuştu. Hiç kimse diyemez ki bize siyaset yap. Varsa var, yoksa yok der. Yani bu böyle olmalı. Yani siyaset budur yani. Başka bir siyaset böyle diyor. Bu senelerde de siyaset yaptım, yapabildiğim bir şey varsa yapıyorum, yapamayacağım bir şey varsa yapmıyoruz diyoruz. İşin şeyini bırakıyoruz, yapamıyoruz diyoruz, bırakıyoruz yani. Ya bunu doğru anlatmak lazım, doğru söylemek lazım. Hiçbir zaman doğruluktan biz vazgeçmedik. Allah'a korusun, biz yanımız değil, bundan bıraksak uzun olur. Ama bu önümüzdeki kısa bir süreçte, eğer ki sizinden biri veya bir kardeşin olan bizi benimterseniz, ben de çıkacağım, hastanlara gideceğim ve bu görmüş olduğum toplumun kalbine çıkmış olacağım. Ben kendi kalbimde değil. Allah'ın izniyle yani buradan ben adayımı sınavı istiyorum. Evet. Allah nasip hepinize saygılar sunuyorum. Evet, ona göre sesini. Senin orada
Simon der ya. Başka bir şey yok. Erol Bey'e bir şey var. Bir yol haritası. Bir de az çok konuştum demek diye bir şey yok. Siyasetçilerle mikrofon geçtikten sonra iddia edinceye kadar konuşacağım. Değil mi? Senden istediğimiz kendini tanıtsın. Bir yol haritası. Evet. En azından tanımayanlarımız vardır. Ya genelde haklı sağlam. Ben 1966 Bitlis doğumluyum. Bitlis doğumluyum. Bitlis merkez Erzan Mahallesi doğumluyum. Hacı İsmet Erzan'ı doğumluyum. Babam heyzete memurken son zamanlarda müdürlük yaparak İstanbul'a 1985 yılında geldik. Anamın Antep Bilecik'le babamın emekli maaşına 20 metrekare kilimle 4 patron kullanıştık. Biz aile sitesi olarak 6 kişiyiz, 6 kardeşiz ama aile sitesi çok var. 3 kardeşiz. 84'ten sonra Kiler benim dayım. Hacı İsmet Kiler benim dayım. Onların vasıtasıyla buraya geldik. Allah onlara razı olsun. Elimizden tuttular. Vatan uçan 20 metrekare bir tanıştı. Bitlis'ten ilk geldiğimizden sonra, Bitlis'ten sonra gelen Bitlis'li güneş yapanlar herkese destek oldu. Herkese, bize nasıl Kiler destek olursa biz onlara da destek olduk. Evli, 4 çocuk babasıyım. Bu sene yüksek okulun için başvurmuşum da ben sonra yüksek okulu okuyorum. İlk siyasi hayatımı AK Parti'de yaptım. Üsküdar kurucu üyesiyim. 10. dönem bir genel meclis üyeliği yaptım. Sivil toplum kuruluşlarından müsaade üyeyim. Ben tabak üyeyim. Bir kişiden insanları derneğin genel basan yardımcının da kurucu basan, işte kurucu basan yardımcısıydım. Daha sonra bir dönem, üçüncü dönem genel basanlık yaptım. İnsan ve gıda işlerine ilgileniyorum, tasarımla ilgileniyorum. Başka var mı o zaman?